2 kere 2. 4. Aa, bu arada anlamlı bir dövmem var bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hangisi bu? Bakalım. Aa, Tommy diyeyim arkadaşlar. Anlamlı bir dövmem var bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hangisi bu? Gösteremem, söyleyemem de. Buralar çok karıştı ya. Herkese merhaba, ben Çakal. Ben Leçkol. Bugün sizlere birbirimize bizim hazırlamadığımız, hazırlanmış olan soruları soracağız. Hadi başlayalım. Öncelikle o zaman ben sana bir soru sorayım. Sor bakalım Leçkol. Çakal kimdir? Çakal boş vermişim dünyaya kafasında yaşayan, kendi istekleri doğrultusunda hareket eden, kimi zaman kitap okuyan, kimi zaman dil öğrenen, kimi zaman da dizi izleyen bir karakter. Ama en çok müzik yapmayı sever. Bence de, ben de katılıyorum. Leçkol kimdir asıl, bunu öğrenelim. Leçkol adamdır diyorum. Burada bitiriyorum ben kendimi açıklamak için. Leçkol adamdır. Kendini bize 3 kelimeyle anlatmanı istiyorum ama. Doyumsuz. Doğru. Narsist. Üçüncü şimdi burada söyleyeyim. Peros Blancos'un hayatındaki yeri nedir? Peros Blancos'un hayatındaki yeri şurasıdır. Sırtıma kazınmıştır, vücuduma kazınmıştır. Ailemdir, canımdır, ciğerimdir. Yaşama sebeplerimden biridir Peros Blancos. Senin Peros Blancos'un hayatındaki yeri nedir? Öncelikle bizim belirli yerlerde zıpladığımız, belirli kulvarlarda aynı şekilde zıpladığımız ve zıpladığımız arkadaşlarla da bir araya gelip zıplamaya devam ettiğimiz, enerjimizi paylaştığımız. Evet, enerjimizi aynı şekilde paylaştığımız, ilk ne zaman nasıl başladıysak bu işe aynı enerjiyle devam ettiğimiz bir ekip. Aynı zamanda önemi de hepimizin Peros Blancos dövmesi var yani. Vücudumuza kazıyacak kadar önemli bir yeri var hayatımızda Peros Blancos. Oluşum diyebilir miyiz Peros Blancos? Marka ve oluşum diyebiliriz. Marka ve oluşum diyebiliriz. Evet. Bebeğimiz deriz. Bebeğimiz. Çakal ile hatırladığın en komik anın var mı Reçkol? Valla bir sürü şey geliyor aklıma da arkadaşlar. Bu kadar şeyleri... şey olamayız. Anlatınca da olmuyor. Komik olacağını bildiğim şeyler var. Onları kamera karşısında anlatamıyorum. Belki bir gün anlatırım ama size bir şekilde. Şu an anlatamayacağım herhalde. Tamam o zaman, komik anlarımızı geçiyor muyuz? Geçelim. Komik ya. Olabilir de. Tamam, komik olmaması daha iyi olsun. Evet. Okay. Beat yaparken nasıl bir ortama ihtiyaç duyuyorsun ve ilham gelmesini bekliyor musun? Berk'le beraber yapıyoruz genelde. Ortam olarak artık ortam şeyinden çıktık. Şöyle ilerliyor. Mesela ben bir groove bulabilirim veya Berk bir groove bulabilir, bunun üstüne drum yazabilirim. O sıra kaçıya paslıyoruz belki melodiye. Tamamen nasıl diyeyim, işbirliği içerisinde birbirimizin enerjisinden faydalanarak. Nasıl bir ortama ihtiyaç duyuyorsun bro? Kimlere ihtiyaç duyduğumu sormadım. Nasıl bir ortam lazım sana? Ne bileyim, her yer yeşillik olabilir. Her yerde mesela ışıklar olsun. Mesela sen ışık çok seviyorsun. Bir tane bilgisayar olsun ve ışık olması da olur. Bilgisayar olduğu sürece ben prodüksiyon yaparım ki bu soru aslında... Benim mesela müzik yapmam için orada herhangi bir tane bitkinin bulunması gerekiyor. Ağaç olabilir, bambu olabilir, muz ağacı olabilir. Yapraklı bir şeyler falan. Şimdi anladım senin demek istediğini. Evet, ortam. Riskli bir ortama ihtiyacım var. Benim riskli bir ortama ihtiyacım var. Buralar çok karıştı ya. Geçelim, sor bakalım bana bir tane soru. Çakal şarkı sözlerini yazarken hangi ruh haliyle yazar? Enerjik, her zaman olduğu gibi pozitif ruh haliyle. Kesinlikle kendimi duygulu bir şarkı yapacaksam ağlayacak dereceye getiriyorum. Enerjik, zıplamalı bir şarkı yapacaksam da o an herhangi bir şarkı dinleyip zıplamam gerekiyor. Tüm enerjiyi içimde toplayıp oraya dökmem gerekiyor ki full dinleyen insan da benim gibi pozitif hissedebilsin. Reçkol rap yapmasaydı şu an ne yapıyor olurdu? Arkadaşlar, normalde benim aktif bir öğrencilik hayatım vardı. Son sınıf biyolojiyim normalde. Şu an askıda tabii o konular. Rapçi olmuyor olsaydım şu an mezundum. Yüksek ihtimal botanikle ilgileniyordum. Bitkiler falan bayağı ilgim var. Karanfil ekip belki dişçilere satardım. Dişlerini uyuşturmaları için. Çakal'ın en son başvurduğu iş neydi? Ben işe başvurmadım, direkt çalışmaya başladım. Yani başvurmama gerek kalmadan o an kendimi içimde buluyordum yani. Çünkü her zaman kendi işimin patronuydum. Babamın yanında çalışıyorken bile kendi işlerimi yürütüyordum. Ondan aldığım malı yine kendi pazarlamamla, kendi şeyimle falan satıyordum. Önceden tekstille uğraşıyordum bu arada. Sen hep iş içerisinde bir insansın açıkçası. Evet, ben hayatımda doğduğumdan beri hep bir şeyler yapmam kaçamıyor. Gerekiyor. Kaçamıyor, hep para bu çocuğun yanında. Öyle maalesef. Maalesef demeyelim şimdi Allah i̇ş, aşkına. İş ve para hep yanında diyelim. Evet, diyebiliriz. Değil misin? Lokal yapmak biraz... mı yoksa prodüktörlük mü? Altyapı hazırlamak. Sen de biliyorsun, ben daha çok arka planda çok daha fazla vakit geçiriyorum. Evet, yani vokal lensi. Belki de %80 enerjimi arka planda harcıyorum. Yani bayağı saat sanatçılarım vokal var. Vokal yapıyorsa 12 saat beat, mix, mastering, aranje falan. Aynen öyle. Aslında prodüktörlük yani. Prodüktörlük, aranjörlük diyeyim. Benim parmağımın değmesi gerekiyor bazı işlere ve bir sürü işimiz var, bir sürü sanatçımız var. Top sanatçılarımız var. Ben genelde
Orada yazıyorum, okuyorum ve buyurun arkadaşlar diyorum, vokali bırakıyorum. Ben gerisi oturuyorum. Sizde. Evet. Ben aranje kısmında tabii ki başında durmamız Berk gerekiyor. Berk Erdemanlar'la beraber paslaşıp 2 ila 4 saat arasında... Gol atabiliyoruz. Aynen. Gol mü atabiliyoruz? Paslaştınız ya, gol atın. Tamam anladım, evet. Golü Spotify'a paylaştığımızda atıyoruz. Birbirinizi diss atacak olsanız, hangi özelliğinizi atardınız? Kısaca birbirinize diss atar mısınız? 3 sene sonra biz birbirimize diss atıyormuşuz. Oldu. Sonra bunun editini bu videodaki bu kısmı koyup ondan sonra onunla paylaşıp şey yapıyorlarmış. Oo. Bir yapıyorlarmış falan. Barışır mıyız bu arada küstük diyelim 3 yıl sonra? Net. Net bu arada, aynı. Net. Bu garip bir soru. Biliyorum, atmazdım ben sana diss ya. Ben de cevap... Ben sana hiç diss atmayı düşünmedim. Ben de sana hiç aklıma hiç gelmedi soruyu sorarken garip. Ya bu soruyu yani. Kim buldu? O bize atsın diss bence. Evet, o bize diss attın. Biz de onu diss atalım. Bu diss muhabbetleri falan biraz garip geliyor diyeyim. Biz daha çok Eiffel Stüdyo'yu falan kurcalayarak falan bir şeyler ya, bir yerlere geldiğimiz insanlar olduğumuz için müziğimizi sadece biz dinleyen insanların, bizim kafamızdaki insanların biz dinlemesini isteyen insanlarız yani. Dismiss biraz bilmiyorum. Hiç aklımıza bile gelmedi ki yani böyle şeyler. Reçkol tembel. Reçkol sadece müzik yapıyor. Başka Reçkol'e hiçbir şey yaptıramaz. Reçkol Çakal'da neyden hoşlanmıyor? Söyle. Tamam anladım. Ben sadece müzik yapıyorum diyor kendisi. O da aşırı sosyabilitesi olan bir insan. Diğer işlerde de senin yani bir tembelliğin söz konusu açıkçası. Hangi bilmiyorum, tamamlayıcı oluyor olabiliriz bu konuda. Sen daha sosyal bir insansın sonuç olarak. Evet. Ben biraz daha... Evcil. Asosyal mi denir? Demeyelim asosyal. Asosyal ya. Demeyelim ya. Asosyal demeyelim. Asosyal gayet demeyelim. Sosyalim yani. Yani senin kadar sosyal biri değilim. Çok sosyal olan bir insanın asosyal arkadaşı olur bu arada. Ama bence sen asosyal bir çocuk değilsin. Böyle taşları çatıp bakma bana. Değilim tabii canım. Reçkolik ben. Hayır. Reçkol. Hayır. Oha. Sanırım ama tamam. İkimizi bilmiyorum arkadaşlar. İşkoliyim ben. Instagram'a bir fotoğraf koymak için ne kadar zaman harcıyorsun? Güzel bir fotoğraf çekindiysen ve elime geçtiyse o gün içinde paylaşma olayı yapıyorum. Saat çok geç oluyorsa ertesi gün paylaşıyorum ama ben direkt paylaşan tarafım. Eline geldiğin gibi. Aynen. Elime geldiğim gibi direkt insanlarla paylaşıyorum ne varsa. O sıcaklığın enerjisine inanıyorum. Ben de aynı bir iş şekilde. Ortaya çıktığında bu müzik de dahil, fotoğraf da dahil aynı anda bence insanlara verilmeli ki güncel olarak aynen. Ne olduğunu görmeli. Başta ne çıkan enerji aynı şekilde yansıtılmalı bence yani. Bence de kesinlikle. Okay. Reçkol'ün kaç dövmesi var ve en anlam yüklü olan hangisi? Oo, dövme. Dövme konusu arkadaşlar, ben aslında hiç dövmem yoktu. Çok yeni dövme yaptırmaya başladım. Bayağı da hızlı gittim. Ve bu konuda genelde sanatçının sanatına güvenme kafasındayım yani. Şöyle olsun böyle olsundansa mesela bir dövme sanatçısının yanına gittiğimde kanka bak sana böyle şeyler veya ben böyle çalışıyorum. Onun bana getirdiği şeyin üzerinden gidip dövme yapıyoruz. Genelde hep öyle oldu. Hiçbirinin üstünde açıkçası mükemmel peki, düşünmedim. Peki o zaman şey diyebilir miyiz? Aşırı anlamlı da bir dövmem yok. Yani Reçkol anlama değil, görsele bakan yok, bir karakter. Sanata dövmeden. Bakan. Sanata bakan. Aynen. Görsel. Görsel estetikliğe, estetikliğe bakıyorum. Estetikliğe bakıyorum. Evet evet, evet tamam. Öyle diyebiliriz. Kesinlikle. Aa bu arada anlamlı bir dövmem var bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hangisi bu? Gösteremem, söyleyemem de. Şakanın kaç dövmesi var ve en anlam yüklü olan hangisi? Sanırım 30'u geçik bir dövmem var galiba. En anlam yüklü olanı mı? 95 Gangsta diyebiliriz. 95. Yani aslında çakal bir kişilik. Hem güncel. Çakal bir kişilik, emiren bir kişilik ve 95'te bir kişilik diyebiliriz. Bir de şirket var, o da tüzel kişilik. Ne oluyor lan birden? Yani 4 kişilikle bu hayatımı sürdürüyorum arkadaşlar şu an. Bazıları 95'le tanışıyor, bazıları çakalla tanışıyor, bazıları da emiranla tanışıyor. Peki şu an buradaki kim? Bence tüzel kişiliğin burada birader. Şirket mi? Aynen. İttadakimas anlamı nereden geliyor? İttadakimas anlamı lise dönemimin büyük bir dönemini animeye harcadım arkadaşlar ve bu kültürden de kopamıyorum. Oradan edindiğim, ilgi duyduğum bir şey. Matakimas. Yemek yemeden önce adamlar İttadakimas diyor abi. Afiyet olsun anlamında aslında tamamen İttadakimas ama yemekten sonra değil. Biz yemekten kalkarken afiyet olsun diyoruz. Onlar yemekten önce İttadakimas deyip yemeğine başlıyor. Hazırlanmış bir şeye, hazırlanmış bir yemeğe başlamadan önce İttadakimas diyorlar evet. Yani. Reçkol'le pişirdiğimiz müziklerin önüne Berk'le beraber İttadakimas tagini koyuyor ve insanlara afiyet olsun, buyurun size şarkımız diyerek. Aynen. En sevdiğin anime karakteri hangisi? Bence Naruto.
Aslında o da değil. Ben en sevdiğim anime aslında Naruto. Oradan yakaladım ama en sevdiğim karakter Naruto değil. Ya Naruto'yu çok seviyorum. Oradaki karakterleri ayırmak çok zor geliyor bana. Genelde mesela ben Itachi'ciyim, ben Sasuke'ciyim, ben Naruto'cuyum tayfası var ama ben hepsini seviyorum, anlamadım yani. Hepsi de on numara karakterler, devam. Jiraiya'yı çok seviyorum bir de. Ya da espri olarak en sevdiğin jutsu hangisi, el hareketlerini yapabiliriz? Jutsu. Bu jutsuyu bu arada biz konserlerde de yapıyoruz. Evet. Kat. O zaman derim kat. Aynen. Trankos, patlama jutsusu bu arkadaşlar. Deidara diye bir abimiz var. Bu bir şeyleri patlatıyor. Patlamadan önce de kat diyor ve patlıyor. Kat'sın olayı da bu. TikTok platformu hakkındaki düşüncelerin neler? Kat. Amacına göre uygun kullanıldığında çok başarılı bir platform olduğunu düşünüyorum. Yani ben beğenmediğim, hani cringe olan video kısmı var bir de. TikTok'un tabii karanlık tarafı çoğu gibi diyebiliriz. Herkesin isyan aynen ettiği, bu işte böyle uygulama milletin olmaz, beni durdurmak falan gibi. Sebebiyet veren şey aslında o. Aynen o. Ama iyi kullanıldığında ben beğenmediğim videolara mesela ilgilenmiyorum diyorum, geçiyorum. Çıkmıyor bile. Karşıma sadece beğendiğim videolarla algoritmaya bağlı. İyi, güzel videolar çıkıyor. Seviyorum ya, TikTok izlemeyi de seviyorum. Bir saatim falan geçiyor TikTok'ta. Güzel, bir saat, iki saatim geçiyor belki. Bir, iki. Boş zamanlarımda. Daha fazla olabilir bazen. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Önceden TikTok çok aslında boklanan, bullenen bir platformdu. YouTuber'lar falan özellikle. Oradan kalan da bir şey var TikTokçulara nedense. TikTok platformuna direkt TikTokçulara demeye geçtim. Ama öyle değil yani, güzel aslında TikTok. Ve gelişiyor da yani. Evet yani. İnovasyon açık bir... Niye bu kadar aplikasyon insanlar hala şey yapıyor bilmiyorum ama yapmasınlar. TikTok güzel, izleyin. Bu ne, TikTok reklamı? Evet. Para mı aldın bro? Aldım. Bana vermedi bu arada. Ben... Bana verdi. Güzel video oldu umarım arkadaşlar. Siz de keyif alırsınız umarım bizimle. Umarım bunu izlerken keyif alırsınız. Umarım. Biz bayağı keyif aldık. Bir dakika. Araya gidelim. Şu çakal ve cakal konusunu bence açıklığa erdirelim. Okay. Yabancılar kalkal ve rekol diyorlar. Fakat arkadaşlar bunların doğrusu reçkol ve cakal. Çakal değil, cakal. Evet. Rekol değil, reçkol. Reçkol tamam isminin arasında C ve K bulunduğu için reçkol şu an Calvin Klein Boxer giyiyordur. Bıkıldım. Aa, Tommy diyeyim arkadaşlar. O zaman Calvin Klein. T ve H harfi bulunan bir ortak bulmam lazım kendime. Arkadaşlar bu arada Peros Blancos YouTube kanalına da göz atmayı unutmayın. Her şeyimizi orada paylaşıyoruz. Evet. Instagram adreslerimiz de açıklamada var. Netbe kanalı şu an videoyu beğenmenizi istiyor. Ben evet de beğenmenizi istiyorum. Eğer beğendiyseniz ve abone olmanızı da istiyor. Bizi beğenmiyorsanız ve bizi sevmiyorsanız lütfen dislike atın. konuşmamdan ve Reçkol'ün konuşmasından hoşlanmadıysanız lütfen yorumlarda bize sövün. Lütfen. İnanılmaz kötü şeyler yazın. Evet, lütfen. Fakat bizi sevdiyseniz ve bizi destekliyorsanız kesinlikle bunu yorumda belirtin arkadaşlar. Ben de dağıtıyorum abi. Mahvettim hesabı. Kesinlikle benim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha ne zaman görüşürüz bu tarz bir röportajda bilmiyorum. Ama kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyelim. Öpüyoruz çok. İnşallah.